Ercan selam. Hazırım abi. Ne gelmiş? Ne gelmiş? Bu. Olur One Piece. Şöyle masaya mı koyacağım? Ne bileyim masaya mı koysak? Bayağı büyük bu seferki. Bayağı. Ne gelmiş hemen bakıyoruz. Asus Zenayo Pro. All in One PC. All in One PC evet. Bağla şuradan bir şeyi darbe vurayım ben. Şunu altı çapıyı da kaldırdık. Bundan sonra bütün kutu açılışlarını İsviçre şakısıyla yapacağım abi. E tabi. Hatırlarsan kampa giderken götürdüm ya. Sen bayağı memnun kaldın değil mi onu tabi? Elini yani kesme dışında. Şey, ha yani gerçi bu küçük versiyonu. Daha büyükleri var böyle içine kaşık maşık çıkan falan. Bu klasik galiba. Bu klasik. Sadece işte klasik. Bıçak var. 5 şeyli fonksiyonlu klasik olan model. Bunu böyle masaya yatırayım mı lan? Valla. Nasıl açılıyor? Ne tarafa doğru açılıyor mu? Şöyle sıcak olabilir. Böyle açılan PC enteresan güzel bir kutlama olmuş. Şurada yatıyor zaten bizim alet. Onun içine bakalım bir hızlıca ne varmış. Şuradan başlayayım. Altında ne olduğunu biliyoruz. Oo. Klavyesiyle mouse'u birlikte. Klavyesi ve mouse'u. Metalik görünümlü ama plastik. Böyle. Ama şık gözüküyor. Yanında bir fare çıkıyor. Aha, çift dur, tuşlu. Tabii canım sen Allah Allah. Ne yaptın? Şöyle. Poşeti açtığında klavyeler elimize dökülecek. Sen anlıyorsun. Klavyeler diyorum. Tuşlar elimize dökülecek. Bakın. Bir şey söyleyeyim mi? Bastım. Ele daha mı kolay açılırız acaba? Yok aslında. Ya bununla böyle ha sertmiş bu. Tamam, yumuşak biraz. Şöyle. Koparırcasına. Evet abi şöyle bakalım. Plastik bu da. Ama plastik, hani metalik görünüyor. Metalik görünüyor. Tam boy bir klavye. Evet. Hani küçük, ince. Bu tarafı daha ince. Nesi düştü? Arka pil kapağı düştü. Kapağı. İki tane kalem pille çalışıyor. Üç A kalem pille çalışıyor. Şimdi çıkacak mı acaba? Ona bakalım ama adaptörü var. Ya Olimon pistlerin sevimli kısmı bu devasa adaptörler oluyor. E çünkü cihazı küçük yapıyorlar. Hı. Ama aslında adaptörü arka planda kalıyor. Adaptör büyük. Hı. İçinde değil yani. Burada şunlar işte manuel. Bundan mı koyalım? Sen şu fareyi de kenara koy bence. Koyacağım da ben şey arıyorum hala. Bulamadım. Galiba pil çıkmıyor içinden. Ama altına mı? Altına mı? Ha, var. Ha var. Ya, içine koymuşlar. Tamam. Burada. Evet. Hemen takayım onları da. Kullarım hazır olsun. Şöyle. Üç tane. Şunu ben kenara alayım mı bu arada? Tamam abi. Bir tane büyük. Aa. Dur. Bıçağım var. Bıçağım atacağım. Senin kesmediğin parmak kaldı mı acaba? Ha? Kesmediğin parmak? Kalmadı abi vallahi bak yani. O bıçak sana göre değil. Şurayı kestim, evet. Burayı kestim, bunu patlattım. Geçen gün başka bir şurayı da kestim falan böyle. Parçalıyorum yani. Biliyorsun yani ben şeyde anakart falan takıp çıkartırken yani bütün parmakları parçalıyorum zaten. Evet, biraz hoyrat olduğum doğrudur. Buradan şey yapayım, bileyim, söyleyeyim de. Bu arada pillerin markası Kendall. İlk defa duydum. Bu muyum? Yok duymamıştım. Büyük bir ihtimalle Tayvan markası. Çok bitenlerden. Herhalde. Bunu taktık. Bir de şimdi pili de şeyde takayım. Farenkini de takayım hızlıca. Şöyle şurada. Açamadım ya. Bu arada şuradan hemen ben dikkatimi çeken şu zen zaten zen felsefesi. Şöyle hatta kamerayı gezdirirsem görüyorsunuz. Şuradaki. Şunu takayım. Evet. Şimdi artık çalışmaya hazır olacağız. Şunu istiyorsan bir an önce şey yapalım. Şimdi klavye mouse'u bir kenara aldık. Şimdi şunu da tutayım ben. Kutuyu alıyorum. Kutuda başka bir şey yok. Kutuyu. Da şunu da alıyorum. Şunu şöyle üstten çekelim. Tuttun mu sen? Hı. Şunu da şöyle. Biraz ağır bu arada. Şöyle. Şöyle 23 inç boyutunda olduğunu düşündüğüm bir ekran var. Parlak. Bir ekran. Asus'un zaten genelde notebookları ve ultrabookları da öyleydi. Parlak ekran oluyor. Şunu şöyle koyayım. Böyle yanına koyayım ki yani hazır setup'ı koymuş olalım. Şöyle bir şey. Ben bunu bir yandan da çekeyim. Yandan bakar çünkü benim dikkatimi çeken bir şey var. Asus'un Zenfone hani böyle kalın Zenfone tasarımları vardır ya.
Biliyorsun ben de uzun süre Zenbook kullandım. Şu yandan bakıldığı zaman çok ince deyip sonra arkaya doğru tombikleşen bir tasarım var. Bu şeyde de vardı. Ultrabook'ta da vardı. İlk etapta ince hissiyatı yaratmak için ortaya doğru bombeleşen bir tasarımı var. Aynı tasarımı korumuşlar. Ayak sanırım alüminyum. Şu kısım zaten şeye benziyor aslında. Apple'ın tasarımına da benziyor. Şöyle bir evet bağlantılar. Bağlantılar burada. Şurada arkaya saklanmış ne var? Şurada bir SD kart girişi görüyoruz. Yanında ses ve mikrofon girişleri var. Şu taraftan bakacak olursak da bütün 4 tane USB 3.0 olması lazım. Evet. Bütün girişler şöyle tıklayayım. Hepsi USB 3.0. Evet 4 tane. Bir tane normal USB var. Onun dışında hepsi aynı galiba. Evet. Hepsi aynı. HDMI girişi. 2 tane bu arada HDMI girişi var. Ortada şu aradan da göstermeye çalışayım. Şuradan da Ethernet var abi. Ethernet var. Evet. Ve şey girişi var. Power. Şu olay da buradaki boşlukta kablo toplamak için. Evet, dediğim oradan, gibi Apple tasarımı aha, gibi. Kabloları daha buradan takıyorsun. Yani hani tamam biraz yandan bakınca biraz kalınca falan ama önden bakacaksın zaten. Yok, gayet. Güzel görünüyor. Gayet ben, iyi bir. Hani ilk. All in one PC. İlk detay olarak şey de söyleyebilirim. Mesela burada yazmışlar Sonic Master Premium markasını da koymuşlar buraya. Zaten hani Sony telefonlarında da vardır bu. Sonic Master laptoplarına daha çok ön plana çıkıyor. Ses desteği de gayet kallavi gibi görünüyor. Ona da bakacağız tabii. Dokunmatik zaten. Hı-hı. Ama şey ya hani bana biraz ekran çerçevesi çok kalın geldi. Baksana abi yani. Güzel görünüyor ama çok kalın değil mi sence? Şu aralıktan bahsediyorsun sanırım. Şey, şu çerçeve hani sıfır çerçeve fiziksel çerçeveyle giriyor. Ama bu işte iç çerçeve. Şeyde bu aslında sıkıntı değil. Bu sanırım tasarımla ilgili bir sorun olsa gerek. Çünkü bu aynı zamanda sadece monitör değil. İçinde PC'yi de barındırıyor. Dolayısıyla aslında hani ekran mesela şu an 23 ekran kullanılmış. Atıyorum bunu 23 değil de 27 inç bir ekran kullanılmış olsa şu çerçeveler belki de kalkabilir. Ha işte onu diyorum yani büyük. Ya kasayı daha çok küçültemiyorlar. Hı-hı. Yani işte yani büyük bir ihtimalle bunu 17 inç verselerdi şurada olacaktı. Çünkü hı-hı, kasa çok küçülemiyor. Ya da dibe doğru kalınlaşacaktı. Onu yapmamak için bu tasarım oluyorsa. Zaten hani alttan logo koyma yeri var. İşte açma kapama düğmeleri var. Gerçi açma kapama düğmeleri var. Tabii aşağıya bir de aslında şu kalınlık şu arka tarafta. Hoparlörlerin olduğu yerdeki şu kalınlık da aynı şeyi veriyor. Yani mesela telefon olsaydı bu ben ekran gövde oradan çakardım bunu yani. Doğru. Yani 160 falan herhalde. Yani tabii 168 falan tekabül eder diye düşünüyorum. Bunda da yine keza aynı şekilde gibi. O zaman bunu test ettikten sonra bakalım. Yani nasıl bir şey? Ama ilk etapta tabii şu an hani performansını bilemiyoruz ama görünüş itibariyle şu an ancak değerlendirebiliriz. Zaten söylediklerimizde hep görünüşe tasarıma yönelik şeyler. Kutu açılışında daha fazla şey beklememek lazım. Bazen hani kutu açılışlarımızı anlamayan bazı izleyicilerimiz oluyor. Bu çok eksik bilgi veriyorsunuz. İşte bunun hani özellikleri hani işlemcisi diyorlar ama bu bir kutu açılışı. Kutusundan neler çıkıyor? Aslında şunu şöyle düşünmeleri lazım. Biz kutu açılışında fazladan bilgi veriyoruz. Evet. Şöyle ki, kutu açılışında daha fazla bilgi veriyoruz aslında. Çünkü kutu açılışı bu. Evet. Bu videoyu izledikten sonra gözünüz kulağınız chip online'da olması lazım. Chip.com.tr'de olması lazım. Çünkü bu kutu açılışını izledikten sonra bilin ki biz bunu birkaç gün sonra, en geç bir hafta inceleme sonra yazısını, incelemesini, testini yapıp sonra chip online'da yayını alıyoruz. O yüzden tam incelemesini hem videosuyla hem detaylı yazısıyla, testleriyle birlikte oradan görebilirsiniz. Bir diğer şey de YouTube kanalında izlediğiniz kutu açılışlarının inceleme videolarını ilk başta chip.com.tr'de arayın. YouTube kanalına daha sonra yüklüyoruz. Bunu da uyarayım. Çünkü oradan bekleyenler de oluyor. Evet, tabii oradan bekleyenler oluyor. Bu arada orada bir sıralamamız var. Bir yayın akışımız var tabii. YouTube kanalda. Aynı gün içinde onlarca video koymuyoruz. Dolayısıyla onları bir sıraya alıyoruz. Ve bize çok fazla ürün geliyor. Aynı zamanda bunu da söylemiş olalım. Bu kadar ürünleri tabii sıraya koyunca ister istemez. Her gün tabii. Tabii biraz daha gecikmiş oluyor. Her gün bir ürün inceleyip her gün bir ürün yazıyoruz. Çünkü bunun için bizim standartımız var. O yüzden hani bunu da aslında biz seninle oturup bir ayrı bir şey yapalım. Aslında bununla ilgili bir ayrıca bir yayın da yapıp aslında YouTube severleri, YouTube'dan izleyenleri, bizi takip edenlere bunları söylememiz gerekiyor. Bununla ilgili ben birkaç başlık çıkarttım aslında. Bana gelen soruları sıraladım bu sorulara. Cevap oradan bir gün oturup seninle bir cevap veririz. Aynen. Onun haricinde tabii şunu da söyleyelim. Çok erken giriyor evet. Ürün incelemeleri Chip Online'daki web sitemizden daha doğrusu www.chip.com.tr'den incelemeleri hemen izleyebilirsiniz. Yazısıyla beraber, detaylı yazısıyla beraber, testlerine beraber.
Ama YouTube kanalımız artık biliyorsun 4K. Daha net ve daha yüksek kalitede izlemek istiyorsanız da aynı videoları 4K olarak YouTube kanalımızdan bundan sonra izleyebileceksiniz. Onu tekrar zaten size detaylı olarak anlatacağız. Evet, yeni stüdyomuz, yeni şeylerimiz. Her şeyi konuşacağız. O zaman şimdilik Görüşürüz diyoruz. Bir sonraki artık kutu açısından görüşürüz sadece. Bye bye.